vadeli iş yapmamaya çalışıyoruz. Hakikaten o tarihteki yapılan yatırımın seneler sonra karşılığını alacağını bilerek hareket ettik. Tabii bu yalnızca sporla da kalmıyor. Sanatsal etkinlikler, sportif, kültürel etkinlikler, bilimle ilgili etkinlikleri mümkün olarak ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman bir ayrımcılık yapmadık. Ve mümkün olduğu kadar bize oy veren vermeyen hiçbir ayrım yapmadan hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye çalıştık. Çünkü yönetim anlayışımız şunu gerektiriyor. Bu illetin kaynağı yeniden millete hizmet ediyor. Biz kendi paramızı yönetmiyoruz. Milletin parasını yönetiyoruz. Bunun öncelikler sırasını belirleyip ona göre kanalize etmeye çalışıyoruz. Yani şehir büyüyor, Şehit Kamil büyüyor, tesisleri yaptık ama elbette geçtiğimiz sene, önceki sene ki ihtiyaçlara göre yaptık. Mutlaka bu ihtiyaçlar devam edecek. Yeni açılan bölgelerimizdeki spor tesisleri, işte biraz önce başkanımın bahsettiği yeni hafta sonu gezdirdi bize sağ olsun. Müthiş işler yapıyor. Bu arada kendisini tebrik etmek istiyorum. Ben yaklaşık 45 gündür Gaziantep'te köylerden başlayarak şehri gezmeye başladım. Şehit Kamil'in köylerine gittim. Gerçekten marifet iltifata sahipler. Yani bizim 2004 yılından önce Bozgeyik Başkan'ın burada başlattığı bir şey vardı. Sosyal tesis, sosyal belediyecilik anlamında. Biz 3 yaptıysak başkanım bütün köylere yapmış. Bunu bizzat yerinde gördük. Allah'a şükürler olsun. Belediyemiz güçlü, bakanlığımız güçlü, milletimiz çok güçlü. Bu millet için, gençlerimiz için, sporcularımız için ne ihtiyaç varsa yapmaya hazırız. Yeter ki siz dile getirin, talep edin. 2002'den önceki spor tesis sayısına baktım. 300 ile 400 arası, 300 küsürdür Türkiye'deki. Biz sadece spor toto teşkilatı olarak bizim görev yaptığımız dönemde 11.000 üzerinde tesis yapmışız. Biz başarı grafiğimizi yukarıya çıkarttığımız müddetçe onların bu destekleri devam edecek. Burada bu sefer parlamenter olarak pozitif ayrımcılık da çözüm üretecektir. Sırf Şehit Kamil bir büyük şehir nüfusundan fazla. Ulaşılabilirliği çok önemli. Onlar da yatırım planını aldılar, ihalesi yapıldı. Bu bölgede bir tenis kompleksi yapmayı düşünüyoruz. Onlar da spor yapmış olurlar diye düşünüyorum. Ben diyorum. Evet, Derya Atölyeleri için teşekkür ediyoruz. Derya sen... Son dönemde akıl zeka oyunlarıyla ilgili olarak biz de eğitici eğitimleri vererek ana sınıfından başlamak üzere liseye kadar özellikle turnuvaları gerçekleştirmek üzere akıl zeka oyunları da destek vermeye çalışıyoruz. Tabii bu tür etkinliklerde sporun her noktasında biz hem BESÜ'yle hem Halk Eğitim Merkezi'yle yoğun çalışma içerisindeyiz. Bunlar kurumlar arası işbirliği çerçevesinde oluyor. Bu şehrimiz için daha güzel neler yapabiliriz diye koşturuyoruz bu konuda. Şehrimizin her kesimin ayağına gidiyoruz, onların fikirlerini alıyoruz. İnşallah sizlerin karşınıza gelme nedenimiz de bu. Sizlerden aldıklarımızla şehrimize daha iyi hizmetler yapabilme noktasında gayret edeceğiz. Tamam. Efendim, bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.